ellerim titriyor. Çiviz yapıyoruz efendim. Neler koyduk içine şefim? Kuzu etimiz var, nohudumuz var, taze soğan, taze sarımsak, süzme yoğurt. Biraz da patates olsaydı yanında. Bunu aynı yönde sürekli karıştıracaksınız. Şefim, günün en kalori kaybettiren işini de bana devretmen çok şık oldu. Değil mi? Çok. Şöyle söyleyeyim. Ünlü oyuncudan bir dakika. Ben bunu kullanırım. Ne yapayım? Ünlü oyuncudan çok açıklamalar. Ay gözleri parladı şimdi. Gördün mü? Aa, aa. Bir şey diyeceğim. Şu an altından bir drama çıktı. Türk mutfağının olmazsa olmaz. Pilav. Et suyun önüme almışım, asla vermeyecekmişim gibi. Ne yapıyorum ben acaba et suyunu? Ben çok başka bir şey hayal etmiştim ya. Benim şefliğim üzemezsiniz. Programın yangına körükle bölümü. Yangına körükle mi galiba? Bak ellerim titriyor. Çiviz yapıyoruz efendim. Neler koyduk içine şefim? Kuzu etimiz var, nohudumuz var, taze soğan, taze sarımsak, süzme yoğurt. Biraz da patates olsaydı yanında. Bunu aynı yönde sürekli karıştıracaksınız. Şefim, günün en kalori kaybettiren işini de bana devretmen çok şık oldu. Değil mi? Çok. Şöyle söyleyeyim. Ünlü oyuncudan bir dakika. Ben bunu kullanırım. Ne yapayım? Ünlü oyuncudan çok açıklamalar. Ay gözleri parladı şimdi. Gördün mü? Aa, aa. Bir şey diyeceğim. Şu an altından bir drama çıktı. Türk mutfağının olmazsa olmaz. Pilav. Et suyun önüme almışım, asla vermeyecekmişim gibi. Ne yapıyorum ben acaba et suyunu? Ben çok başka bir şey hayal etmiştim ya. Benim şefliğim üzemezsiniz. Programın yangına körükle bölümü. Yangına körükle mi galiba? Herkese merhabalar efendim. Ben Pelin Karahan. Bugün itibariyle Ramazan boyunca her gün evlerinize konuk olacağız. Bugün Antep mutfağına hakim çok özel bir şefim var. Sevgili Doğa Çitçi bizlerle. Şefim hoş geldin. Hoş bulduk Pelin Hanım. Nasılsınız? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir yandan konuğumuz bizlerle başarılı oyuncu ve şarkıcı Tuana Türkay. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? Bizdeyiz. Teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Çok mersi. İlk bölümümüzün de biraz heyecanı var. Bizleri kırmadığın için çok teşekkür ediyorum. Davet ettiğin için ben teşekkür ederim. Güzel yemekler var Tuana. Umarım yemekle aran iyidir. Değil o mi? Kadar iyi ki yaşamak için yemiyorum ben. Yemek için yemek yaşıyorum. Yemek için yaşayanlardan. O zaman efendim çok güzel tariflerimiz var dedik Antep yöresine ait. Çünkü şefim Antep mutfağı konusunda hakikaten usta. Bize hem güzel püf noktaları verecek hem de güzel tariflerini paylaşacak. İlk tarifimiz? Bugün ilk başta bir çorbayla başlıyoruz. Yine Gaziantep yöresine az maş çorbası. Hı hı. Maş çorbasından sonra bizim yine çok özel bir yemeğimiz var. Taze soğan ve taze sarımsakla yaptığımız. Ben ona doğal antibiyotik diyorum. Şiveydiz yemeğimiz var. Hı hı. Arkasına şehriyeli bir bulgur pilavı ve en son finalde de Antep peynirli bir un helvası yapacağız. Tatlı olmazsa olmaz tabii. Tatlı olmazsa olmaz. O zaman günün ilk tarifi çorbayla başlayalım. Çorbayla başlayalım. O zaman günün ilk tarifiyle yemeklerimize başlıyoruz efendim. Gelsin maş çorbasının malzeme listesi ardından buradayız. Pelin'in mutfağında bugün Antep yöresinin sevilen lezzetleriyle sizler için çok özel bir menü hazırladık. Maş çorbası, şiveydiz, şehriyeli bulgur pilavı ve Antep peynirli un helvası. İlk tarifimiz maş çorbasının malzemeleri. 1 su bardağı maş, yarım çay bardağı pirinç, 3 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı sade yağ veya tereyağı, 2 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kuru tarhun, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 2 adet kuruluk biber, 1 çay kaşığı karabiber, 2 diş kuru sarımsak. Başlayalım günün ilk tarifiyle. Maş çorbası. Maş çorbamıza başlayalım o zaman. Burada maşımızı alıyoruz. Direkt maşımızı alıyoruz. Hemen aldın şefim ya. Bir maş fasulyesine şöyle bir baksaydık sonra ya. Şey mi, onu ıslattınız değil mi daha önce? Tabii. Daha önce yıkadık bunu. Islatmadık. Sadece yıkadık. Hazır. 8 su bardağı su ilave ediyorum buna. Şimdi maş çok böyle alışık olduğumuz bir bakliyat değil, değil mi? Evet. Yani böyle mercimek gibi ve diğer bakliyatlar gibi değil. Ama aslında faydası da çok fazla. Evet. Aslında son zamanlarda sanki bir revaçta ya. Böyle ben biraz dışarıdan
Çalıştığım zamanlar çok yemek siparişi veriyorum. Özellikle her şeyin içinde böyle bir maş fasulyesi. Salatalara falan da çok aynen, koyuyorlar çok koyuyor değil mi artık? Doğru. Şimdi buna soğan ilave edeceğiz. Tamam. Piyaz şeklinde ama biraz kalın. Çok ince bir piyaz şeklinde olmayacak. Hemen şöyle çünkü kaşıyorum. Çünkü içinde ben soğanın ölmesini istemiyorum. Ha o kalsın mı diri diri? Evet biraz dişe girecek. Ha. Bu kadar da naif bir insan diyerek böyle kötü bir espri yapmak istemez. Ya böyle soğanın hemen bıçağını eline alıyor ama ölmesini istemiyorum diyor soğan asla. Soğan'a mutfakla aran nasıl? Mutfakla aram çok iyi. Zaten yemek yemeyi çok seven insanlar iş başa düşüyor ve kendi de yapmak zorunda kalıyor. Doğru. Ben yaklaşık bir 4 yıldır ailemden ayrı yaşamaya başladım. O zaman da sete kendim giderken yemeğimi kendim yapıp götürüyorum. Çünkü set yemekleriyle pek aram iyi olmuyor. Evet, her zaman çok iyi çıkmıyor çünkü değil mi? Evet, hani şeyden bir de kullandıkları yağı bilmiyorum, ne kadar koyduklarını bilmiyorum ama o çalışırken o tempoda benim sağlıklı şeyler de yemem gerekiyor. Çünkü hiç çalışma saatlerimiz belli olmuyor. Evet, tabii ki. O yüzden de dedim en sağlıklısı, en temizi böyle. Ya da atıyorum mesela o kadar yemekle aram iyi ki gecenin bir vakti işte ablam da bende kalıyor. Canı bir şey istesin, hayatta üşenmem. Kalkar gecenin saat 3'ünde 5'inde de yaparım. Gerçekten. Tabii hamur bile açarım gecenin 5'inde yani. O kadar sen seviyorum. Sen gecenin 3'ünde hamur açıyormuş. Gerçekten. Aynen. Ben onu yapmam ya. Yok hayır ben o değilim yani. Gecenin 3'ünde de kalkıp yapmam. Herkes tok yatsın arkadaşlar. Beni gece kimse kaldırmasın derim. Ama tabii şimdi sahurda sonra iftara yani iftardan sonra öyle bir vakit var ki evet. Çok yapılabilir zamanlar. Evet. O zaman üşenmiyorsun, mutfağı hiç da üşenmiyorum. Seviyorsun. Yemeği mutfağı de seviyorsun. Çok seviyorum. Yemek yemeyi çok seviyorum. Yeni şeyler keşfedip böyle atıyorum işte hiçbir yerde tarifi olmayan şeylere bütün baharatları koklayıp ne yakışır falan kendin diye. Kendin sıfırdan yapmış. Aynen bir şey sıfırdan seviyorsun. Bir şeyler yapıp böyle tattırmayı da çok seviyorum. Ha bir de tabii o da şey var. Yani yemek yapmanın bir de keyfi birisine yedirmekte. Evet. O da çok güzel değil mi? Ki biz ailecek çok yemek yemeyi seven bir aile. O yüzden herkes seviyor o zaman. Evet. Bir ablam var. Onun ablam nasıl var. Yemekler arası? O yapmakla hiç arası yok. Direkt yemekle. Bu arada ablam şef. Aa öyle evet. Mi? İsmini vermeyeyim. Bir dakika nasıl yapmakla arası yok şef? Şöyle eskiden çalıştığı yerden getirirdi bize. Bugün bunlar yapıldı hani buyurun siz de yiyin falan diye. Ama mesela evde tost bile yapmaz. Çünkü biri bir şeyi çok iyi yapıyorsa... Mesleki deformasyon. Hayır. Ne? Elin çok korkunç bir sebebi var ne bunun. O? Açıklıyorum şu an burada. Şefim de şu an merak etti bence bir şef olarak. Neymiş şef, acaba? Bu bir şef psikolojisi mi bilmiyorum artık. Evde siz yapıyor musunuz ama... Diyor ki ben diyor yaparsam bu evde en iyi tostu bile ben basarım. O yüzden hep benden istersiniz. Ha, o yüzden de istemesinler diye. Aynen istemesinler diye. Çünkü yaparsam üstüme vazife ben, olarak ben kalacak de, diyor. Ben de eve iş götürmüyorum. Bana sorarlarsa evde yemek yapıyorsa eve iş götürmüyorum yani. İş o dışarıda kalıyor. O da enteresan bir şey. Ama yemek yapmak öyle iş gibi bir şey değil ki. Sonuçta rutinimizde olan bir evet. Şey. Eve gidip yemek yapmıyor musun şefim sen? Yok eve iş götürmüyoruz. Ama ben böyle şef kocayı ne yapayım? Desem eşiniz adı neydi? Yok Sabiha. Ha Sabiha Hanımcığım öyle bir şey yok herhalde. Yok yapıyoruz tabii yapıyorsun değil mi? Mecburen. Bu arada soğanlarımızı attık hemen hatırlatalım evet. Gözden kaçmasın. Şimdi ben kapağını kapatıyorum. Bunun pişmesini bekliyoruz şu an. Malzemelerimizi sırasıyla ilave edeceğiz. Hı hı. Ne kadar zamanda o pişer sizce aşağı yukarı? Yani bir 20 dakika falan o sürecek pişecek. Bu. Evet. Çorbamızın ilk etapta bir 20 dakika kadar pişme süresi olacak. Onu beklerken bir yandan gün ikinci tarifi şiveydize geçelim efendim. Önce malzeme listemiz gelsin ardından gün ikinci tarifindeyiz. Şiveydiz. 1,5 kilogram taze yeşil soğan, 2 kilogram taze sarımsak, 1 su bardağı nohut, 3 su bardağı süzme yoğurt, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı çekilmiş toz karabiber, 500 gram kuzu kol kemiksiz, 2 yemek kaşığı sade yağ veya tereyağı, 1 yemek kaşığı kuru nane, 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Güzel bir tarif var. Efendim sırada şiveydiz yapacağız. Bayağı yöresel bir yemek şiveydiz. Şefim nedir şiveydiz? Şiveydiz daha önce de söylediğim gibi doğal bir antibiyotik. Taze sarımsak, taze soğan, süzme yoğurt ve etle birleştirdiğimiz bir yemek. Hakikaten Gaziantep'in en özel lezzetlerinden bir tanesidir bu. Bayağı yöresel yani tabii, yöresel. Antep deyince evet. Şiveydiz zaten şiveydiz, bilinir evet. Herkes tarafından. Yani yuvalama en meşhur yemeğidir. Yuvalamadan sonra da şiveydiz hakikaten gelir. İkinci sırayı alır. Ama hakikaten bir bağışıklık güçlendirici evet. Gibi değil mi? Taze soğan var, taze sarımsak var, yoğurt var, et var, nohut var. Daha ne olsun? Anlamı var mı şiveydizin? Bir anlamı var mı? Şiveydiz büyük bir ihtimal Arapçadan geliyor. O taraftan gelen bir yani öyle olabilir. Bir şey var, söylenti var. Tabii ben de hikayesine ulaşmak istedim ama ulaşamadım.
Hani kitap yazarken hakikaten yazmak istiyordum Şivey dizi nedir diye. Ama onun hikayesine ulaşamadım. Olsun. Biz tarifine ulaştık. Oradan devam edeceğiz o zaman. Hemen devam edelim o zaman. Hemen başlayalım. Bir yandan çorbamız kaynıyor. Maş fasulyesinden bir maş çorbası yapıyoruz. Soğanını attık. Maş fasulyesini attık. Şöyle biraz fokurduyor ama daha vakti var. Sonra diğer malzemelerini ekleyeceğiz. Bu sırada günün ikinci tarifle devam ediyoruz. Şiveydiz. Şimdi kuzu etimizi kullanıyoruz yine. Tamam. Bunu yemeklik şekilde doğruyoruz. Kuzu olmak zorunda mı? Yani Gaziantep'te dana tüketilmez. Hı hı. Antepliler kuzuyu tercih ediyor. Biliyor musun? Tabii dana eti daha sert olduğu için yemeklerde o zaman kuzu galiba daha doğru. Valla kuzuyu da herkes yiyemiyor ama şimdi şefimiz sevmiyor. Lazım. Kokuyor falan. Kokuyor diyorlar. Aynen. Artık tercih meselesi ama şefim kuzu diyorsa kuzu yapacağız, yapacak bir şey yok. Şefim var mı bir yöntemimiz kokmaması için bir şey yani yapabiliyor aslında muyuz? Aslında o yöreden yöreye hayvanların şeyine göre değişir. İyi ve kaliteli et, yani onun iyi bir kaliteli hayvanın etini bulduğunuz zaman aslında kasabanızda muhtemelen kokmayacaktır. Evet. Ablam şef dedin ya, şu an devam ediyor mu mesleğini? Etmiyor. Ama normalde iyidir tabii ki yemekleri. Böyle ablanın en sevdiğin yemeği ne? Ablamın yaptığı benim en sevdiğim yemeği yemek mi? Ben onun yaptığı yemekleri pek beğenmiyorum. Ne? Çünkü şaka! Çünkü şok. Ünlü söyleyeyim. Oyuncudan bir dakika. Damalı kullanırım. Ünlü oyuncudan şok açıklamalar. Ablamın yaptığı yemekleri sevmiyorum. Parantez içinde ablam şef. Yalan mı söyleyeyim? Bana nasıl söylersin bunu? Şöyle, yalan söylemek istemiyorum. Yalan söyleseydin. Ablan üzülseydin. Hayır, şefim yaptığı her şeyi çok güzel yapıyor. Özellikle ama mesela böyle deniz ürünlerini çok güzel yapıyor. Paella falan çok güzel. Yani onu çok seviyorum. Severim. Ama ben biraz daha geleneksel bir tip olduğum için ben mesela işte Antep mutfağının her şeyini daha çok iyi sevebilirim. Sen gelenekselci mutfağı, yani o çok yöresel yemekler yapmıyor o zaman. Yapmıyor. Yani mesela benim bu hayatta en sevdiğim yemek nedir? En sevdiğim yemek patates kavurmadır ve dünyanın en kolay yemeğidir. Patates kavurma ne? Patates kavurma. Bildiğin patates kavurma. Benim annem Antalyalı. Onlar da çok meşhurdur, yapılır. Şefim bilirsiniz belki, sizde de vardır patates belki kavurma. Adı başkadır. Acaba ben de isim olarak mı bilmiyorum diye düşünüyorum patates kavurmayı. Patatesi haşlıyorsunuz, salça, soğan bir yanda zeytinyağıyla pişerken haşlanmış patatesle hepsini karıştırıyorsunuz, üstüne yoğurt döküp yiyorsunuz. Bu, yani dünyanın en kolay yemeği. Ben hiç yemedim galiba. En sevdiğim. Sen bayağı basit yemek seviyorsun. Evet. Bir gerçi yöresel yemekler öyle değil. Fellah köftesi nerenin bilmiyorum ama ince bulgurla şehri tercih ediyorum. Fellah nerenin şefim? Hatay galiba. Şeyde yani o Akdeniz coğrafyasında ve Güneydoğu Anadolu'da yapılan bir köfte. Evet. En çok da onu yani hem yemeği hem yapmayı seviyorum. Abin onları yapmıyor. Ondan sevmiyorsun. Ya dünya mı? Kadın gitsin paella yapsın. Sen git ablamın yemeklerini sevmiyorum de. Bana açık vermeyeceksin tamam. Kullandım. Bu senin programın, istediğin kadar kullan ne varsa. Şimdi bu arada biz yeşillerini kullanmıyoruz, taze soğanı. Aa öyle mi? Evet, sadece beyazlarını kullanacağız. Yeşilleri ne yapabiliriz? Bunları da yine salatada falan kullanabiliriz. Mesela taze sarımsakta yine yeşillerini kullanmıyoruz. Onda da ötçe yapıyoruz. Ötçe. Ötçe dediğimiz bir mücvere benzer bir Heba edilmeyecek yani. Evet. Yok. Tamam. Gaziantep mutfağında hiçbir şey ziyan olmaz. Her şey kullanılır. Ne güzel. En azından ondan da başka tarif çıkıyor sonra. Evet. Burada hem taze soğan hem taze sarımsak beyaz taraflarını kullanıyoruz. Yeşillerini diğer yemeklere ve salatalara ayıracağız o zaman. Ayırıyoruz. Güzel de kokuyor ama bilmiyorum. Taze soğan, sarımsak. Ya şu görüntü bile çok güzel değil mi? Yeşil yeşil. Senin peki böyle atıyorum mutfakta daha çok tercih ettiğin sebze yemekleri mi oluyor yaparken, et yemekleri mi? Dönemsel olarak etle çok aram olmuyor. Mesela bazı zamanlar çok güçten düştüğümü hissedersem bir ara veganlığı denedim. Pesketeryanlığı denedim. Neye göre denedin? Çünkü dönem dönem bu tip şeyler çok popüler oluyor ama yani denemeyle de olacak gibi bilmiyorum. Ya bazen mesela böyle işte sosyal medyada gezerken hayvanlarla alakalı eğer böyle şey bir video görüyorsam eziyetli o dönem yemek etten kesiliyorum hemen. O psikolojik bence o zaman. Psikolojik ama evet, benim doğru. Böyle 3-5 aylar sürüyor. Yiyemiyorum, dokunamıyorum, bakamıyorum. Kokusunu bile almak istemiyorum. Bayağı psikolojik o zaman. Evet evet. Sonra o bakıyorum ki artık yataktan kalkamayacak hale geliyorum. Çünkü o vücudun ona da ihtiyacı var. Daha doğrusu doğru protein ihtiyacı var. Aynen. Sonra doğru. İşte ama mesela en çok yaptığım mesela en sevdiğim sebze yemeği taze fasulyedir. Sete gidecek olursam mesela direkt taze fasulye. Zeytinyağlı mı etli mi? Zeytinyağlı. Direkt o hazırdır yani. Zeytinyağlı fasulyenin şöyle bir kaderi yok mu? Ben yanlış mı biliyorum? Yanlışsam beni düzeltin. Hep yapılır. Her sofrada vardır ama hiç yüzüne bakılmaz. Ah, benim o hep kalır.
Hayır, mesela sen seviyorsun tamam, ama mesela atıyorum bir böyle bir menü hazırlandı, her şey var. Zeytinyağlı fasulye hep bir vardır ama ay onu yemedik hay Allah, ona bir sıra gelmez. O yavru hep kalır 2-3 gün dolapta. Ay yeseydik keşke, bak bozuldu denir. Hep o kaderi oymuş gibi. Çünkü işte hep öyle değil midir hayatımızda ne da? O? Asla seni terk etmeyeceğini düşünürsün insanların. Zeytinyağının asla beni terk etmeyeceğini biliyorum. O yüzden. Aynen, cefa çektirirsin. Aa, bir gün sana resti çeker acaba? Der ki ben gidiyorum der. İnanamazsın. Dur gitme fasulye, bekle, benim için şu an çok kıymetlisin. Aynen, ama sen dolaptaydın, hani dayanıklıydın falan. Değil mi, vardır ya öyle hep. Ya zeytinyağlı fasulyeyi tek başına böyle bir yemek lazım. Güzel güzel. Evet. Aynı şey patatese de yapılıyor. Patatese de mesela gereken değer verilmiyor. Yemek yapıldığı zaman yiyinmiyor değil mi? E hayır. Patates mi kalıyor? Bakın patates her şeyin içindedir. Ararsın onu yani. Böyle her yemeğe de yakışır. Evet. Kızartmasını seversin, fırında seversin. Mantıklı. İşte yemeğini, tencere yemeğini seversin. Ama mesela hiçbir zaman bir yemeğin ana maddesi olarak patates demezsin. Yani hep böyle işte atıyorum bir şey kebaba, içinde patates de vardır ama etin adı ön plandadır ya. Hak ettiği değer verilmiyor. Tamam, senin için patatesli bir tarif yaptıracağım ben sonra. Sen evet, sen bayağı, benim eşim de çok patates seviyor. Çocuklar da sever. Doğru, seveni var. Patatesin fanları var. Evet. Aa, doğradık bile. Bitti evet, mi? Evet, onu doğradık. Bitti. Şimdi tamam. Sarımsağımızı bunu doğrayacağız. O zaman arkaya alayım mı? Olur, bunun işimiz yoksa şöyle taze son yeşil kısımlarını arkaya alıyorum. Yeşil yeşil burada kalsın. Daha sonra onları bir salatada kullanabiliriz. Şimdi taze sarımsak. Aynen, taze hemen sarımsak. Gene beyaz taraflarını kullanacağız. Evet, beyaz taraflarını. Yeşillerini biraz bırakıyoruz. Daha yeşile doğru kaçabiliriz ama fazla değil. Şöyle. Şefim peki bir şey soracağım. Yemeklerde kuru sarımsağı daha çok kullanıyoruz ama her kuru sarımsağı kullandığımız tarifte taze sarımsak kullanabilir miyiz? Yoksa görevleri farklı mı, lezzetleri? Fark etmez ama şimdi kuru sarımsaktan nasıl biz onu yaptığımızda yağla kavurduğumuz zaman genelde öyle kullanıyoruz, biraz zaten daha öne çıkar. Hmm. Biraz daha baskın olur. Ama bu taze sarımsak bu kadar baskın olmaz. Onun onu aroması o zaman daha gerekiyor. Farklı. Eğer kavurmazsanız baskın olmaz. Kavurmada o zaman kuru sarımsak her zaman için evet, daha ideal. Sarımsak da kavururken çok hızlı yanıyor ya. Evet. Ona çok dikkat etmek lazım değil mi? Böyle belki son dakikalara yakın atmak lazım. Anında yanmaya çok müsait. Ben mesela eskiden öyle yapardım. Sonra baktım ki ya o sarımsağın şeyini alamıyorum, rayasını, o tadını tam hissedemiyorum. O yüzden kavurmaya başladım. Hmm. Bizde de şey var yani, böyle zamanla bazı şeyleri diyorsunuz ki ya ben geçmişte bunu yanlış yapmışım. Aslında böyle olması gerekiyordu diye. Kendiniz ilerledikçe mesleki yaşantınızda bazı şeyler de değişiyor. Tabii bazı yani şef olarak ne kadar tecrübeli olsan tecrübeye yine tecrübe evet, ekleyerek devam ediyorsun. Teknikler ekleniyor, farklı yemekler öğreniliyor. Aldın mı hiç öyle yemekle ilgili bir eğitim falan? Almadım ama bu dönem mesela böyle çok kafama taktığım bir şey. Birkaç tane okul var mesela bildiğimiz. Evet. Mesela sürekli onlara bakıyorum. Acaba benim için böyle bir kısa dönemli bir şey var mıdır falan diye. Bir onların uzun dönemlisi var, bir kısa dönemli günlük olanlar beni oluyor. Beni kısa dönem kurtarır, uzun dönem yapamam. Ama İşte vakit ayırmak lazım. Ne yapıyorsan, yani ne öğreniyorsan hakikaten vakit ayırıp gitmek evet, lazım. İşte onların bir reçeteleri falan var ya aslında, yemeklerin reçeteleri. Evet, diyorum doğru ki mesela o kısa workshoplarda o reçeteleri hemen alsam. Sen o, kısa yoldan reçetecisin. Evet. Değil mi? Reçete istiyor. Şefimin kitapları var. Al kitapları, reçete ama dolu. Ama uygulamalı da önce bir görmem lazım bir şeyleri. Orada hemen şöyle bir kısa bir hatırlatma yapalım. Maş çorbamız pişiyor. Maş fasulyesini ve soğanını attık. Diğer malzemeleri birazdan ekleyeceğiz. Evet. Bir yandan şiveydiz yapıyoruz. Malzemelerini bir hatırlayalım mı şefim, şivedizi? Tabii, şivedizin malzemeleri taze soğan, taze sarımsak, süzme yoğurt, kuzu etimiz, nohut olacak içinde. Hı hı. Yine sade yağ, kuru nane, kuru nane ve tuzumuzu kullanacağız. Tamam. Çorbamız kaynadı mı? Şimdi kaynamaya başladı. Ben buna pirinç ilave ediyorum. Maş çorbasına hemen şöyle bir minik geri dönelim. Evet, pirincimizi de ilave ettik. Pirinç. Diğerleri daha var galiba. Diğerleri daha var. Biraz daha pirincin açılması gerekiyor. O zaman şu soğanları da alıyorum senin elinin altına. Alalım. Burada yumurta mı görüyorum? Evet, yumurta. O şey terbiye için. Yoğurdun terbiyesinde. Hı hı. Yani yoğurt çorbası gibi. Evet. Genelde zaten çorbalarda bir böyle limonlu terbiye var değil mi? Var. Bir de böyle yoğurtlu terbiye var. Aynen. Ben ikisini de çok seviyorum. Bence ikisi de çok yakışıyor. Yapabilen mesela o yoğurtlu terbiyede yumurtayı bazen kesiliyor ya çorba, yoğurtlu evet, çorbalarda. Kesilmesin diye kesilmesin var. Bize gösterecek değil mi şefim? Evet, ha? Anlatacağım yaparken. Şefi tamam, bulduk mu ne kadar faydalanırsak, sömürebilirsek o kadar iyi. Çünkü insan biraz da ilgisi varsa hakikaten merak ediyor. Evet, mesela işte annem
evde şey yaptığım zaman, ilk defa yoğurt çorbası yaptığım zaman... İlk yaptığın yemek yoğurt çorbası mı yoksa? Yok yok değil. Hani? Annemin evinde hani ha, ilk evet, defa tamam. onunla yaptığım zaman şey demişti. Nasıl kesilmeden yaptın bunu demişti. Halbuki blenderla çırptım çok. Evet. Blenderdan getirdim. Tabii pirinçler de böyle oldu. Ha, pirinçler içindeyken çırptı. Evet. Ama biliyormuş yani. Biliyormuş hakikaten. Ama yanlış biliyormuş. Pirinçler içindeyken çırpmış. Yok şefim kimse benim yaptığımı yapmasın. Sen gel ablana bir de ki yemeklerin güzel değildi. En azından ben deniyorum. O yapmıyor. Ben deneyerek doğru yolu yapmaması bulacağım. Yapmaması çok enteresan değil mi yani? İşte sürekli ondan isterim diyeymiş. O işin öyle bahanesi. Öyle bir şey var mı? Hep senden mi istiyorlar yemeği evde? Yok. Ben eve gittiğimde zaten evde yemek hazırdır. Özel bir misafir olduğu zaman, hani yok. Özel bir şey yapılacaksa. Bu neye benziyor biliyor musun? Evet. Atıyorum bir ortamda böyle çok iyi İngilizce konuşan biri vardır. Ha. Onun çok iyi İngilizce konuştuğunu bildiğin için dersin ki sen konuş, siparişleri sen ver falan dersin. Ha gibi evet, işine geldi. Aynen. Şimdi evde de böyle, hani ben de yaparım ama sen daha güzel yapıyorsun, sen yap. Bir şey o zaman iyi yapmak kötü olabilir bazen. Hep i̇şte, senden isteyebilirler. Tabii üstüne vazife olarak kalıyor. O da öyle söylüyor. Diyor olabilir. Ki bir kere yaparsam hep benden istersiniz diyor. Bu arada efendim Tuana çok da güzel şarkı söylüyor. Evet ya sesin çok güzel ederim. Tuana. Maşallah. Nasıl bir yetenek bu? Yani ne zaman keşfettin bunu? Vallahi çocukluğumda keşfettim. Annem sağ olsun. Annem hep çocukluğumdan beri Türk sanat müziği söyleyerek büyüttü. Ha, belki de sesimi şey öyle var. Terbiye etti. Zaten 5 yaşından beri de piyano çalıyorum. O zaman yani işte bir 7 yaşından beridir de beste yapıyordum. 7 yaşından beri beste evet. Yapıyorsun. İlk besten neydi acaba? İlk besten. Nasıl çıktı ortaya ilk beste? Evet bunun hikayesini hiç anlatmadım. Bak bu güne kısmet. Gerçekten. Evet. Bugün ilk ben öğreneceğim. Hemen bir tarifimize tamam. Döneyim çünkü sohbetini bölmek istemiyorum. Tamam. Şefim ne yaptık? Şimdi etimiz burada pişmeye devam ediyor. Tamam. Çorbamızı da pirinci ilave ettim. Şimdi birazdan biberini ilave edeceğim ve onu bir kenara alacağım. Çünkü en son yağını erittikten sonra baharatlarını karıştırıp servis yaptığımız anda üzerine ilave tamam, edeceğiz. Tamam, o en son olacak. O yüzden o en son. Zaten bunu unutuyoruz. Tamam. Artık bu neredeyse tamam. Oldu sayılır. Olmak üzere. Biberlerini de üstüne kırıp tamam. Kapağını kapatıyorum ve bekletiyorum onu. O sıcaklıkla zaten o şimdi pişmeye başlayacak. Şimdi burada etimizin pişmesini bekliyoruz. Zaten nohudumuz pişti. Hı hı. Haşlanmış nohudumuz vardı. Yoğurdumuzun terbiyesini yapıp karıştırıp ilk başta tabii ki sarımsak ve soğanımızı ekleyeceğiz. Hı hı. Etimiz piştikten sonra. Sonra yoğurdumuzu yapacağız. Sonra hepsini birleştireceğiz. O da hazır olacak. Hazır şöyle bir pişmeye vaktimiz varken şu beste işi ilk nasıl oldu? 7 yaşında ne yaptın? Evet, 7 yaşında İngilizce öğretmenime aşık oldum. Aa, evet ve beni sınıfın ortasında küçük düşürdü. Aa. Evet. Bir şey diyeceğim, şu an altından bir drama çıktı. Ama çok duygusal bir çocuktu. Bir dakika, çok duygusal niye öyle bir şey yaptı öğretmenin sana? Şöyle, ev ödevini götürdüm. İşte kitaptan okuyorum. Evet. Dedi ki, inanmıyorum bu ödevi senin yaptığına dedi. Sonra başka bir arkadaşımın kitabını verdi. Boştu böyle, hiç yazılı bir şey yoktu üstünde. Hadi şimdi yap dedi. Yine yaptım ama sınıfın ortasında kendimi çok kötü hissettim. Sonra eve gittim, yol boyu da ağladım. Gibi. Çünkü yalan söyleyen bir çocuk değildim. Hala yalan söyleyebilen de bir tip değilim. Hemen böyle terlemeye başlarım ve kızarırım. Anlarsın yalan söylediğimi. Eve gittim. Akşam oldu. Uyuyamıyorum. Sağa dön sola dön. Ertesi gün okul var. Sonra gittim. O zaman piyanom yoktu. O zaman bir tane böyle marka vermeyeyim. Büyük, güzel o zamanların bir klavyesi vardı bende. Bir şeyler yapmaya başladım. Aa baktım çok güzel bir şeyler çıkıyor. Şans eseri o zaman da annem işte şeyi izliyor. Rahmetli Savaş Ay'ın A takımı diye bir programı ha, evet, vardı. Evet, vardı. Orada işte sokak çocuklarıyla alakalı bir bölüm yapılmış. Annem de içeride onu izliyor. Bir yandan da ağlayıp söz yazıyor. Annen de söz mü yazıyor? Evet. Allah'ım evin psikolojisine bakar mısınız? A takımı seyrediliyor. Anne ağlayıp söz yazıyor. O İngilizce öğretmeninden beter yemiş. Evden acı fışkırıyor. Çok bunalım evet. Duvarlardan acı çıkıyor evet. Yani. Sonra annem böyle geldi. Ne yapıyorsun uyumadın mı bu saatte diye salona. Dedim ki anne bak ben bir şey yaptım dinlesene dedim. O da dedi ki ben de bunu yazdım gel bunları birleştirelim dedi. Ve o kadar güzel bir şey çıktı ki biz ağlaya ağlaya ben çalıyorum o ana söylüyor. Ana kız ama sen 7 yaşındasın şu an önemli olan bir de o yani. Şaka evet. Gibisiniz. Ama hala öyleyim. Peki o beste duruyor mu? Duruyor. Ay yani kaydettiniz mi? Ne oldu o zaman? Kaydetmedik. Hani o şeydi sokak çocukları için yaptığı bir şeydi. Hani o ha, öyle sözler yazmıştı. Evet öyle bir şey yapılamazdı. Sonra ama ilk gerçekten hani böyle kendimi iyi ifade edebileceğimi düşündüğüm o besteler
İşte ilk sevmeye başladığım zamanlar çıktı. Aşkla 24'ler, 25'lerde çıktı. Evet. Vay be. Çok değişikmiş değil mi? O zaman kadar sadece beste yapabiliyordum. Şimdi işte şey yaptım ben, müziğini yapabiliyordum. Hmm. Şimdi artık söz ve müzik. Artık söz yazıyorsun. Evet. Besten de var. Evet. Aynı zamanda da söylüyorsun. Aslında tabii hepsini birlikte yaptığın zaman çok daha anlamlı oluyor galiba. Yani doğru insanlarla çalışmak önemli. Evet. Yoksa sen kafandaki şeyi hayata geçirecek kişiyi eğer doğru seçemezsen çöp oluyor yaptığın sadece her şey. Sadece hayalde kalıyordur o. Hemen döneceğim tekrar. Şefim şimdi ne yaptık? Şimdi ben maş çorbasına biberimi ilave ettim. Hah tamam. Sarımsak küçük küçük ilave attık ediyorum. İçine. Aslında maş çorbasının içinde sarımsak yok. Onu şu an söyleyeyim. Aklına geldi. Yok. Ha. Ben istediğim için ilave ettim bunu. O şef ne isterse onu yapar. Şefime karışamazsınız. Yani şuradan mı çaldın? Yok, önümüzde duruyordu. Ha vardı değil mi? Yok, şuradaydı. Hayır sanki, öyle bir söyleyeyim ki. Ben şu an sarımsak ekmek istedim. Şimdi bunlar pişince kokusu falan gidecek değil mi? Tabii. Hı. Abi bir dakika, senin öyle bir şeyin mi var sarımsak kokusuna karşı? Kimi yok ki, var ya. Yani çok severim ya sarımsak kokusu. Ama pişmiş sarımsakta ve soğanda koku olmaz ya. Çiğ de daha çok olur. Çiğ de olur. Ama ben o çiğin de kokusunu seviyorum. Mesela sen sever misin? Yani çok tolere etmeyi sevmem onu. Aa, ben. Gerçekten. Evet. Tamam, hemen merak uzatırım. Biz halledeceğiz o iş. Tabii ki şimdi iş yerinde öyle bir şey olmuyor da akşam evde herkes yerse sorun yok. Aa, onunla da ilgili bir anım var. Of. Sarımsakla mı ilgili? Evet. Ne oldu acaba? Bir parti. Sen neler yaşıyorsun Tuana? Nasıl acıların var? Yok şey, bir dizi çekerken bir partnerimle yakınlaşma sahnem vardı. Yönetmen yemek arası vermek istiyorum dedi. Hani bu sahnede heyecan olacak falan. Yemek arasında ya öğlen hem gitmiş sarımsaklı meze yemiş hem de üstüne. Çok neyse. Düşünceli. Evet, sonra geldi yakınlaşma sahnesi. Dedim ki ben çekemeyeceğim bunu dedim. Çünkü gerçekten. Tarlasıyla yemiş gibi kokuyor yani fena. Bizim sektörün öyle zorlukları var. Sonra bayağı böyle bir üzülmüştüm. Dedim ki ne olur yarını alabilir miyiz dedim. Gerçekten hiç içim kaldırmıyor yaptığını benim şu an. Yaptığını fark etti mi partneri? Tabii ki. Ha bir de bilinçli yani çok enteresan. Tabii tabii. Enteresan. Yani yaptığını farkında derken şöyle hani benim onu kaldıramayacağımı fark etmedi. Yani yerken normal yedi. Ama o kadar kokacağını düşünmedi herhalde. Sette biraz yok. Sette o soğan sarımsak işlerine çok dikkat etmek lazım. Evet. Etimiz kaynamaya başladı. Etimiz pişmeye yakın şu an. Tamam. O yüzden artık taze alalım. Sarımsağı ve taze soğanı ilave edebiliriz. İlk tamam. Başta taze sarımsak çünkü bu biraz daha sert. Ha, sıralama önemli o zaman. Sıralama önemli. İkisini birlikte bırakırsak bu hemen yumuşar. Bu diri tamam. Kalır. O yüzden ilk başta sarımsağımızı ilave ediyoruz. Bu da önemli. Bana kalsa ikisi zaten sanki çok form olarak da benziyor ya. İkisini birden aynı anda atmıştım. İşte püf noktaları önemli. Önemli. Bunları kaçırmayın evet, efendim. Evet, sarımsağımızı ilave ettik. Biz ne kadar bu arada, sonra atacağız? Yani 2-3 dakika sonra bunu ilave edeceğiz. Bu arada biz yoğurdumuzu da yapabiliriz. Yapalım. Var mı orada kabımız? Evet. Hemen yoğurdumuzu şimdi alıyoruz. Şimdi terbiyesini yapacağız. Yoğurt da güzel gözüküyor değil mi? Yoğurt çok, sever misin? Evet. Aşırı. Ben de çok seviyorum. Bayılırım. Yani süt ürünleri, yoğurt bunları yani çok tüketiyorum. Ekmek yiyebilirim yani sadece. Ay, benim büyük oğlan da öyle, onu keşfetti. Kalan ekmeğiyle öyle yoğurda batırınca bir hoşuna gitti. Aynen, hele pul biberli falan böyle çok güzel. Aslında güzel de metabolizma çalıştırıyor değil mi? Öyle şeyler de vardı. Süzme yoğurdumuzu aldık. Bir adet yumurta kırıyorum ben buna. Tamam, şunu alıyorum. Şöyle arkada dursun. Tamamını mı kırdınız? Tamamını. Ben sırf sarısı diye biliyordum mesela. Yok tamam, sıkıntı neden yok. Neden öyle acaba biraz sırf sarısı diye? Zeytinyağı. Bilemedim. Şimdi püf noktasını göreceğiz. Evet, öğreneceğiz. Hepsini atıyorum hafızaya şefim. Şimdi bunu çırpıyorum. Yumurtanın hepsi var, hem sarısı hem beyazı. Yoğurdumuz, biraz zeytinyağımız. Bir yandan da çorbamız. Biraz da altını açsam mı şefim? Kısık mı? Açayım biraz. Biraz açabilirsiniz, evet. Şöyle bir tık açalım, biraz fokurdasın. Bu arada çorbamız da kaynamaya devam ediyor. Bu ne zaman kapatacağız? Kapatalım mı? Hazır. En sona... Şöyle bir açayım mı şunu, bir bakalım mı? Tabii. Oh, güzel kokuyor. En son biberlerini koymuştuk. En son onlar da zaten erimiş. Biberini sade yağını ilave edeceğiz. Ama onu en son yağ yakarak yapacağız değil mi üstüne? Tabii. Tamam. Bir de işte bu aslında çorbaya lezzet verecek olan bu. Tarhun otu. Bu değil mi? Tarhun. Koklamak ister misin? Tarhun çok keskin bir baharat. Ama sizi böyle alabilir miyim? Değişik. Ah. Buyurun. Ha, karıştırma. Ben de ah dedim ne oldu? Ben ne şok getiriyorsam. Şimdi ben şuradan elim biraz iç sudan tutsun çok ya. Az vereceğim. Öyle oturmak yok gelip buralara. Tamam. Azar azar vereceğim. Siz bunu aynı yönde sürekli karıştıracaksınız. Tamam. Ah dedin ya nasıl kesmeyecek? Yoğurt çorbası.
Ben çok başka bir şey hayal etmiştim ya. Nasıl yani? Şu an hayalleri gerçekleştiremedik mi Soğan'a? Hayır. Ben kendimce başka bir yöntem bulmuştum. Ha neydi şimdi, o? Şimdi mesela bunun içine un girmeyecek yok, mi? Yok, un yok bundan. Her ama tarifte olmuyor galiba yani. Her yoğurt çorbası tarifinde un ya yok. Ya aslında un olmaması gerek. Un biraz hani yanlış olabilir söylediğim şey de biraz ticari kaygı. Yani ha, daha kalın mi olsun. İçinde ha, biraz daha yoğun olsun. Yoğun olsun ama bu zaten maş çorbası yapıyoruz. Şu an yoğurt çorbası yapmıyoruz. Tamam. Yok, şiveliz yapıyoruz. Şefim, günün en kalori kaybettiren işini de bana devretmen çok şık oldu. Değil mi? Biraz çalış diye işte zayıflamak istiyorum diyorsa ya. Alsa da biraz spor. Bu arada şefim şu şeyden bahsetmek istiyorum. Antep'in baharatları da çok meşhur. Yani Antep'te çok fazla baharat kullanılıyor, sos kullanılıyor değil mi? Evet. Neler var böyle en çok tercih edilenlerde? Mesela nanemiz çok özel. Zaten coğrafi işaretlidir. Hmm. Nizip nanesi. Yine tarhanotumuz var. Aspir dediğimiz bizim safran familyasından gelen bir baharatımız var. O da mesela birçok yemekte, yoğurt yemeklerde özellikle tatlılarda, böreklerde o da kullanılır. Salçalarımız çok değerli. Ay, Antep salçası. Yine zeytinyağımız çok değerli. Çok teşekkür ederim. Güzel. Teşekkür ederiz efendim. Yorduk sizi. Ama biraz önce söylediğiniz çok doğru. Bunu blenderla çalıştırırsanız içine koyup bir 5 dakika falan. Yok. Hayatta kesilmez. Ben kusurumun ne olduğunu anladım. Pirinçsiz. Hayır, un olunca zaten kesiliyor. Un olmadan kesilmiyor ki. Unlu terbiyelerde de tuzu en son atmak gerekiyormuş. Evet. Öyle mi? Şu an o şokla karşılaştım. Aa. O yüzden sordum un niye yok diye. Hakikaten ama yani... Bir şey diyeceğim, bilgili, bilgili değil mi? Çok... Araştırmış da biliyor da. Abladan geliyor galiba. Yok. Biraz abladan hiç feyiz almadın mı? İlla ki geçmiştir bence bir şey. Bence o benden feyiz almıştır. Evde en çok yemek ya, yapan Tuhan'la benim. Ya Tuhan'la Türkay niye ablasını gömüyor bana bir söyler misiniz? Neden? Çünkü evde yemekleri ben yaparım. Katre. Challenge çağırıyorum. Katra Hanım. Nedir yani bu ablam? Ne yapmak istiyor? Öne mi geçmek istiyor? Yok ya, o yesin. Şaka bana can tabii kan ki olsun yani, öyle söyleyeyim. Ay kardeş, çok güzel bir şey değil mi? Çok. Her şeyim. Değil mi? Her şeyim. Kaç yaş var aranızda? 3 yaş. Çok da güzel. Tam ben çok isterdim ablam olsun mesela. Benim kız kardeşim var. Ben ablayım ama benim ablam olması ben çok isterdim. Ben de bir kardeş daha isterdim. Bak işte insan kendinde olmayanı istiyor. Hep öyle değil midir zaten? Ya da mesela şey isterdik. Ablam da ben de. Bir abimiz olsun. Ya da böyle ortanca bir olsun erkek isterdim. Kardeş çok isterdik. Evet, istiyoruz ben ama artık... Ben nohutu da ilave ediyorum bu evet, arada. Evet, şu an kardeş şeyimizi bırakıp nohutumuzu da koyduk efendim. Bunların hepsi bir pişme süreci var ama haşlanmış nohut zaten hemen pişecektir. Yalnız şu terbiyede siz kepçeyle onu koyarken o sarımsak kokusu var ya, nasıl güzeldi anlatamam. Sevmiyordun, ne oldu? Yemekte seviyorum. Söyle. İnsanda sevmiyorum. Mantıklı. Çok ben de insanda sevmiyorum. Ya, çok evet ya. Değil. Bundan şimdi partnerlerimize bu mesaj gönderdik. Yoğurdu alıştırdık burada. Yani çünkü bir anda sıcakla temas ettiği zaman hemen kesilir. Evet. Biz alıştırdık. Sonra şu an ocağı aldım ve altı çok kısık. Yine burada biraz daha sıcakla temas ettiriyorum. O zaman oradan devam etsin. Tabii. Birazdan da bununla birleştireceğim. O zaman bu kaplar konulabiliyor herhalde. Böyle bir kapta yaptığımız zaman direkt ocağa koyabiliriz. Tabii ısıya dayanıklı olduğu için sıkıntı yok. Şöyle söyleyeyim size. Aslında koyamazsınız. Bunun tabanı yok. Ha ama. Yani çelik tabanı yok bunun. Evet. Olmadığı için bu hemen dibini tutar. Yani bunlarda yemek yapamazsınız. Ama ben şu an çok kısık bir ateşte buna ısı böyle verdiğim tutuyor, için... Böyle tutuyor gibi yapıyor şefim değil mi? Evet, öyle çok bırakmıyorsun şimdi üstünde. Tamam. Ama çorba sıcaklığı biraz alması galiba. Evet. Yağdaşımız bitti mi? Elin altına alayım yok mı? Var mı da? İşim yok. Bununla bir işimiz yok. Şunları kaldırıyorum. Senin biraz şurayı rahatlatalım diye. Titiz. Ha? Titiz. Titizlikten mi ne bileyim? Öyle miyim acaba? Gözünün önünde kalabalık seyrediyorsun. Ya da duramıyorum. Hareket etmem lazım. Aynen. Bende de öyle bir şey var Tuğano. Sen duramıyorum. Çok enerjiksin ama. Çok. Yani seviyorum da galiba. Başka oturamıyorum. Zaten nasıl yetişeceksin ki? Evet. İki çocuk. İki çocuk falan da mesela eve git akşam en son her şey bitmiş. Yat bir dinlen değil mi? Hala ay şu şeyleri ayıklayayım, bu kıyafetleri ayıklayayım, şu çekmeceyi bir toparlayayım. Böyle şimdi değişik bir şey var hazır bende. Yoğurdum hazır olduğu için burada birleştiriyorum. Ha, yine tamam birleştirirken burada karıştırıyorum. Bir yandan. Evet. Çok değişik bir çorba oldu. Aslında ay çorba, çorba diyorum. Değil. Şivediz niye çorba diyorum ya? Sulu ya böyle bu. Aklım hep çorbaya gidiyor. Yalnız inanılmaz besleyici bu. Evet. Değil mi? Alayım şefim hemen elinin altına. Buyurun. Şöyle aldım.
Gerçekten öyle. Sarımsak var, soğan var. Çivi yapıyoruz efendim. Şöyle bir hızlıca yeri gelmişken hatırlatalım. Neler koyduk içine şefim? Evet, kuzu etimiz var, nohudumuz var, taze soğan, taze sarımsak, süzme yoğurt. Tabii süzme yoğurda bir tane yumurta kullandık. Hı hı. En son üstüne nane olacak. Sade yağ ve nane kullanacağız. Tuzunu atmadım, yoğurt kesilmesin diye. Kaynadıktan sonra. Soğan atmıyoruz, evet. Bu şekilde şimdi planımıza geçebiliriz. Tamam, o zaman çorbamız oldu. Sadece üzerine bir yağ yakacağız hafif baharatıyla. Şiveyi diz de pişmek üzere, o da devam ediyor. Onun da üzerine en son birazcık baharatı var. O zaman gelsin günün üçüncü tarifi diyelim. Evet, çok güzel bir şehriyeli bulgur pilavımız var. Önce malzeme listesi. Şehriyeli bulgur pilavı. 1 su bardağı bulgur, pilavlık. 1 su bardağı tel şehriye. 5 yemek kaşığı sade yağ veya tereyağı. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. 4 su bardağı su. Tercihen et suyu. Türk mutfağının olmazsa olmazı. Pilav. Ama şehriyeli bulgur pilavı. Hemen onu da yapalım. Yapalım. Başlayalım. Hadi başlayalım. Pilav sever misin? Çok severim. Çok severim. Çok böyle severim. Gözlerini kısa kısa söyledi. Çok severim. Ya, pirinç pilavı mı? Pirinç. Evet, en çok pirinç pilavı severim. Bulgur aslında çok daha sağlıklı olan yanılmıyorsam şefim, değil mi? Şefim, evet. Bulgur daha iyi değil mi? Tabii ki. Yani benim spor hocalarım hep böyle bulgur öneriyordu. Daha iyi protein kaynağı aynen, herhalde o yüzden. Aynen öyle. O mesela pirinç pilavı da işte pek başarılı olduğum bir konu değil. Bazı yemeklerin yanına da pirinç pilavı yakışıyor. Kimisin de bulgur? Yani. Ben et suyunu alabilirim. Et suyunu niye? Bir dakika. Et suyunu önüme almışım, asla vermeyecekmişim gibi. Ne yapıyorum ben acaba et suyuyla? Şefim, evet, et suyunuz. Et suyuyla yine pilavımızı yapacağız. Güzel, sade yağlı bir pilav olacak. Ocağımın altını açtım. Hı-hı. Et suyumu ilave ettim. Bak şimdi bunu, farklı bir şey yapıyoruz sanki. Yani salma pilav yapacağım. Hah, onu böyle diyecektim. Böyle bir teknik var. Biz normalde önce kavuruyoruz. Evet, şefim yok, farklı kavurmuyoruz. Yapıyor. Salma pilav yapacağız. Şimdi ben bulgurumu ilk başta bir yıkayacağım. Tamam. Buna salma mı deniyor bu tekniğe? Evet, salma. Yani bizimkine kavurma mı deniyor? Yani, öyle mi? Adı var mı? Evet, bir adı var mı? Öyle diyelim. Yani pirinç de kavrulur, bulgur da kavrulur. Ama bir teknik de budur. Biz çırakken bunu da öğrenmiştik. Salma. Tekniklerden bir tanesi de bu. Salma. Lezzeti farklı mı? Ya da neyi farklı oluyor burada? Yani verdiği burada etkide? Çok fazla yağla temas ettirmiyorsunuz, kavurmuyorsunuz. Tek özelliği bu. Biraz haşlama şimdi usulü bunu gibi bunu oluyor sanki. Herkes yapamaz. Ama şefim yapar. Yani çünkü onu bir şey, ölçülerini bilmek gerek. Hani ne kadar su koyacağınızı bilmeniz gerekiyor. Şimdi kavurduğunuz zaman bir göz seviyesi var. Diyorsunuz ki bu kadar, tamam yeterli. Evet. Ama bunda daha önceden suyu hazır oluyor. Sonra bunu içine attığınız bunda için... Bunda risk daha çok gibi. Daha fazla, o yüzden ustalık gerektiriyor biraz. Peki bunda doğru ölçüleri birebir yaptıkları zaman seyircilerimiz istedikleri sonuç olur tabii mu? Tabii. Aynen. Şu verdiğimiz ölçüler birebir ölçüdür. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Salma pilav yapmak için o zaman ölçülerimize birazcık dikkat edeceğiz. Ne kadar güzel bir uğraş değil mi? Şimdi bakıyorum da bir yemeği yapmanın bir sürü çeşidi var. Evet. Böyle hayattaki seçenekler gibi. Ha, sen oraya bağladın. Evet. Böyle ben mesela... O anlamda yemek yapmayı çok kullanırım, meditasyon gibi. Karar veremediğim bir şey olduğunda yemek yaparım. O sırada evet, kafam boşalıyor yemek yaparken. Ve bir şeyin kararını daha iyi verebildiğimi bittiğinde düşünüyorum. Bittiğinde kararını vermiş mi oluyorsun? Yok, yaparken, yapım aşamasında veriyorum. Ha, yapım aşamasında veriyorsun o kararı. Aynen. Değişik bir sistemmiş. Evet, çünkü bence bir rehabilite yöntemi gibi bir şey. Ben de mutsuz olduğum zaman mutfağa girerim. Çünkü ben çok fazla mutfağa girmiyorum. O yüzden. Ben biraz hani ofis tarafındayım bu işin. Böyle çok canım sıkılırsa eğer hemen kendimi mutfağa atarım, mutfakta çalışırım. Mesela işte benim çalışma arkadaşım, mesai arkadaşım, ya şefim bıraksana sen niye çalışıyorsun falan. Bir saniye, şu an mutsuzum, bana mutlu olmaya çalışıyorum, bana karışmayayım diyorsun. Zaten ben mutfağa girdiğim zaman hemen anlarlar, bugün şef sinirli. Aa, gerçekten. Kendimi motive etmeye gelmiş diye. Evet, deşarj yöntemi işte. Kimi resim herkesin yapar, farklı. Kimi beste yapar, kimi ben resim yapıyorum. Var. Bak işte. Ama sen hepsini yapıyorsun, sen beste de yapıyorsun. Ben de şarkı söylemek istiyorum ama sesim çok kötü. Beste de yapmak isterim ama hiç aklıma öyle şeyler gelmiyor. Ama kulağım çok iyidir Tuana. Kulağım iyi. İstiyorsan yaparsın. Yeter mi kulağım iyi olması? Evet, çünkü ses eğitimle güzelleştirilebilen bir şeydir. Yani her ses güzelleştirilebilir mi acaba? Evet. Eğitimle ses güzelleşir. Sen şarkı söyler misin? Anteplisiniz, bazen. Yanıksınız. Bazen. Yanıksınız. Bazen. Evet.
Demek ben öyle bir şey var sanki. Ben sesimi isota borçluyum değil mi? Acıları yiyorum yiyorum, aynen. Sesim yanıklaşıyor. Yani mesela çok şaşırıyorlar ya işte yurt dışındaki bir müzikalde, aa hem oyunculukları iyi hem sesi iyi falan diye. Hmm. Ama zaten aslında bir oyuncuda olması gereken donanımlardan bir tanesi her de şeyden o biraz olması ya güzel. Evet. Hani bir araşan eğitimi aldım ben de, hani bana katkısı olsun, mesleğime katkısı olsun diye. Sonra pandemi falan girdi araya, mecburen ara verdim ama... Pardon, bir yandan hemen şeyliği yaptık mı? Şeyliğimi kavuruyorum. Ha, onu ayrı sağlamıyoruz. Yok. Sağlamasını yapmıyoruz onu. Ayrı bir yerde kavuruyorum onu. O gene kavrulacak. Evet. Bu arada bir şey sormak istiyorum. Şimdi hemen sohbetimize geri döneceğiz ama... Sade yağında bazı sade yağlar daha beyaz, bazıları daha sarı. Yani bu yine çıkan hayvanın cinsinden oluyor. Yani sütünden kaynaklanıyor. Hı hı. Yani sarı da olabilir, beyaz da olabilir. Beyaz burada olabilir. İnsanların böyle tercih ederken ama mutlaka beyaz olsun ya da daha ya sarıya kaçsın. Burada da var. Mesela inek sade yağı var. İnekten elde edilen sade yağı var. Koyundan elde edilen var. Keçiden elde edilen var. Hı. Bunların üçünün de renkleri farklıdır. Tamam. O zaman hayvanın cinsiyle alakalı aynen olarak değişiyor. Evet. Bana şey gibi geliyor, sanki ne kadar sarıysa o kadar lezzetlidir gibi geliyor tereyağında. Ha öyle mi acaba? Bilmem ki benim. Var mı öyle bir şey? Size öyle bir geliyor mu? Var mı yani öyle bir ayrım? Yok, öyle bir ayrım yok da. Mesela ben şeyle, keçiyle koyun olanı çok severim. Hmm. Çünkü onda ayrı bir rayya var, ayrı bir lezzet var. O yüzden onu severim ben. Çok inek olanı tercih etmiyorsunuz yok o zaman. Yani sanki böyle daha açık renkler bana daha margarini çağrıştırdığı için midir nedir bilmiyorum. Ha. Hani margarin... Tamamen psikolojik, ben sana söyleyeyim. Ama benim takıntılarım, sen bakma bana. Senin tabii. Sen şimdi bunlara otur biraz söz beste. Annen de çağır. Güzel acılı evet, şöyle bir şeyler. Bir şey diyeceğim, annen söz yazıyor mu hala? Yazıyor. Aa, süper ya. Bulgurumu ilave ettim. Evet. Kapağımızı kapattık. Şimdi buna biraz tuzunu ilave edeyim. O öyle pişmeye başlayacak. Evet. Ve çekecek. Tuzu şimdi attık. Evet, sonra tuzunu atıyoruz. Şimdi atıyoruz. En son üstüne bunu verdikten sonra karabiberini ilave edeceğim. Kavurma değil, salma usulü pilav salma yapıyoruz efendim. Evet. Bulgur pilavı, şehriyeli bulgur pilavı. Biraz usulen farklı oldu. Ama bir yandan şehriyeli kavuruyoruz. Karıştırılacak bir şey varsa yardım edebiliriz. Teşekkür ederim, sağ olun. Hemen bir daha laf yemek hazır istemiyorum diyor. Bir daha laf yemek istemiyorum. Gönlünü almam lazım. Şefim üzdün. Evet. Benim şefliğim üzemezsiniz. Evet. Ama konuklarıma da sahip çıkarım. Hem o tarafçı hem bu tarafçı olmam böyle lazım. Böyle bir şey olamaz. Değil mi şefim? Yani. Yani. Teraziyi dengede tutmak gerekiyor. Benim burcum terazi. Benim de. Benim denge. Aa sen de mi terazisin? Evet, 3 Ekim. Aa benimki de 6 Ekim. Bayağı yakınız. Evet. Artık bir terazi kardeşi. Kutlarız. Bir şey diyeceğim. Kararsız mısın? Öf. Ay. İnanılmaz. Ölüyorum kararsızlıktan. Niye öyle? Bizim ya aslında bir şey diyeceğim. Çok çok kararlıyız ama bir başkası bir fikir atarsa ortaya geçmiş olsun. Hı, yani ama acaba fikrimizi evet değiştiriyor. İnsanlar bizim dengemizi bozuyorlar. Yoksa biz siz ne istediğimizi biliyoruz. Bozmayın ya. Evet. Değil mi? Ben terazinin tüm özelliklerini taşıyorum diyebilirim. Sen de mi öylesin? Çılgınlar gibi. Evet. O zaman şu an yani seni çözüm tuğana. Şefim sen hangi burçsun? Bana sormayın ya. Aa niye? Kesin kötü bir burç. Hiç kimsenin sevmediği. Akrep misin? Akrep. Yok değil. İkizler mi? İkizler. Ay, ikizleri neden kimse sevmiyor acaba? Çift karakterli oluyorlar. Çünkü 8 kişi. Ablam mesela işte. Ay yine geldi konuya. Ya şu kadını rahat bırakın ya. Sevgili Katrin Hanımcığım. Bu kız sizden ne istiyor? Ya nasıl kardeş? Diyelim. Bak şimdi en sevmediğim şey plan program bozulmasıdır. Tamam. Şimdi atıyorum bir ay önce bir plan program yapmışız değil mi? Yurt dışına gideceğiz mesela, ertelenemeyecek de bir şey. Evet. Ertesi gün uçuşumuz var. Ben valizi yapmışım, bitirmişim. Niye kalkıp hala valizi yapmıyorsun? Benim canım istemiyor, ben gelmeyeceğim diyor mesela. Bak bir terazi olarak Katri Hanımcığım, bu hiç hoş değil. Gerçekten. Peki ne yapıyorsunuz öyle durumlarda? Kavga çıkar ayol. Yok, çok kavga çıkmaz çünkü... Bir araya gireceğim. Ay, hemen pardon. Şöyle bir... Neler oldu? Cozurdadık şefim. Neler oldu? Böyle mi yaşıyoruz bu? Evet. İlave ettim. İyice bütün yemeklerin kokusu birbirine karışıp beni burada ısır aldı. Evet. Kendimi tutamıyorum artık gerçekten. Gerçekten çok güzel kokuyor bu arada. O zaman bu kavradıktan sonra daha tam çekmeden suyunu evet pişme aşamasına ekliyoruz. Evet, şerresini ilave ediyoruz. Gerçekten güzel bir şey canım. Koku geldi mi Sada? İnanılmaz ya. Geldi böyle mi? Ya şu yani ekrandan koku geçebilseydi. Bak ellerim titriyor. Olabilir. Şöyle bir baksak mı hemen hızlıca? Ay eliniz yanmasın. Gerçekten çok güzel. Şu an sade yağda iyice de zaten rengini verdi. Pişmeye devam ediyor. Şimdi çorbamız hazır. Hazır. Sadece baharatlarını ilave edeceğiz yağını. Tamam. Şivelizimiz hazır. Tamam. Onun da üstüne yağını ilave edeceğiz. Evet. Bulgur pilavımız da olmak üzere. Olunca zaten sadece demlenecek. Tabii demlenecek. Yavaş yavaş şeye geçebiliriz aslında. Tatlı mı?
Antep peynirli un helvasına geçebiliriz. Evet, günün tatlısı gelecek. Birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Terazi burcu kadınlar olarak daha konuşacak çok şeyimiz var. İkizlere girmeyelim diye. Ben İkizlere de gireceğiz. Oraya girdik çoktan. Artık çıkamayız şefim oradan. Hemen tatlımızın güzel bir tarifi malzeme listesi var. Ardından buradayız. Peynirli un helvası. 2,5 su bardağı un. 250 gram tuzsuz Antep peyniri. 2 çay bardağı sade yağ. Şerbeti için 3 çay bardağı toz şeker, 2,5 çay bardağı su. Tatlısız olmaz tabii ki. Şimdi sıra geldi tatlıya. Şefim, tatlımız. Evet, tatlımızı hemen yapalım. Yapalım. Bu sırada ben şu pilavı kapattım. Bu demlensin. Tamam. Onun üstüne bir şey kapatacak mısın? İstiyor yok, musun? Gerek yok. Öyle kalacak orada. Kendi halinde orada tamam. Demlensin. İhtiyacın olan ne var? Şimdi Antep peynirli un helvası yapacağız. Şimdi bir şerbet yapacağız bunun için. Önce şerbet. Evet. Tamam. Şerbet yani eş zamanlı da yapabiliriz. Ayrıca unumuzu kavuracağız. Yalnız bakar mısınız? Ocağımızın üstü ne kadar bereketli değil mi? Çok. Her gözünü doldurduk. Güzel şimdi yemekler var. Şimdi şöyle ayırdık. Bu bizim maş çorbasının. Evet, onu kenara ayırdık. Bu yuvalamamız, yuvalama diyorum, şiveyi dizimizin. Kafayı karıştırdık şefin sonra evet. Sonra. Bu da bizim... Bir saniye, şu da maş çorbasıydı. Evet. Şekerimiz. Hemen şekerimizi alıyoruz. Önce şerbet. Koyduk. Suyumuz. Suyumuzu ilave ediyoruz. Ocağımızı açtık. Tamam. Diğer taraftan da bunun altına açıyoruz ve... Kavurmaya başlayacağız. Kavurmaya başlıyoruz. Bu eritilmiş sade yağ. Tamam. Gene eritilmiş sade yağ kullanıyoruz. Bunu ilave ediyoruz. Şefim şey olmuyor değil mi? Yağımızı koyalım sade yağını tavada erisin değil. Eritilmiş sade yağ olarak kullanacağız. Yok ben burada ölçü olarak şey olsun diye, hani tam olsun diye. Görüntü olarak onun şeyini kullanması evet. Lazım. Ölçüler tabii şimdi yağlar katıyken farklı miktarda oluyor. Eritildiğinde farklı miktarda oluyor. Siz daha önce helva yaptınız mı hiç? Tabii canım. Yaptın mı? Yaptım. Ben hiç yapmadım. Ah hadi gel kalk. Hadi gel kalk. Ben hiç helva kavurmadım. Aman yaparsam yerim de. Tamam canım biraz beklersen iftar saati yersin tabii ki neden olmasın. Yerim gerçekten evet. Aslında zahmetli bir iştir. Ben hep evet böyle yaparım. Helva güzel. Yaptığım zaman hiç sen helva yapmış mıydın falan derim. Birisini alırım hemen. O ha, sen şu an uyanıklık yaptın şefim o evet, yüzden. Şefim şaşırdık mı zahmetli ne varsa oraya Tuhan'ı çağıralım evet. Ve... Şimdi yağımız biraz ısınmıştır. Evet, unumuzu ilave ediyoruz. Bu iş biraz kol kası gerektiriyor galiba değil mi? Bugünler için çalıştık. Ama şey de öyle değil midir? Hep böyle evlerde helva yapılırken... Özellikle böyle cenaze evlerinde falan hani herkes ucundan tutar. Hem bir eli değsin ister. Değil mi? Öyle bir şeydir. Hem evet. De biraz dinlendire dinlendire herkes birbirini. Bir sefer de eklemiyoruz değil mi? Peynirli tatlıları da hep çok azar merak azar. Ederim. Ben peynirli tatlı seviyorum. Peyniri çok sevdiğimden olabilir. Bizim şey, benim baba tarafım Balıkesir Gönenli. Oranın da meşhur mesela peynir tatlısı vardır, hoşmerim. Çok güzeldir. Evet. Hoşmerim değil mi? Hmm. Şefim böyle şimdi her yörenin kendine ait tabii lezzetleri var. Sen Antep yöresine hakimsin. Aşağı yukarı kaç böyle tescillenmiş yemek vardır? Yani şöyle söyleyeyim size, yemek ve ürün olarak şu an en son 70'in üzerindeydi. Hatta ben çekim için geldiğimde birkaç tane ürün daha coğrafya işareti almıştı. Galiba şu an 80 veya 80'in üzerinde tam net yanlış bir şey söylemeyeyim. Coğrafi işaret mi deniyor ona? Evet coğrafi işaret deniliyor ve şu an Türkiye'de birinci sırada. Antep'te yani en çok tescilli ürün Gaziantep'te evet. Var. Her yemek yani her memleketin böyle kendine ait yemekleri var ve böyle memleketler arasında böyle bir hayır bu bizim yemeğimiz bu bizim yemeğimiz var mı? Var şimdi ortak ülkeler zaten. Ülkeler arası bile var Yunanistan baklava ki diyor ya. Ay yani, canım o bizim ya. Yok o kadar da değil yani. Baklava bizim şu an milliyetçi duyguları ön plana çıktı. Karanın, karanlık gözünü görüyorsunuz. Evet. Şirret yüzüm ortaya çıktı. Baklavaya da sahip çıkamazlar çünkü Avrupa Birliği'nin de coğrafi işaretini almış bir üründür. Baklava o yüzden alamazlar. Öyle, değil mi? Türkiye'ye ait bir üründür baklava. Bizimdir, bizim kalacak. Benim evet. Böyle konularda şey, az varsa... Şöyle söyleyeyim, baklava demeyeyim, Gaziantep baklavası diyeyim. Ha bir de şimdi hani hem Türkiye'nin ama Antep'in baklavası. Evet. Yani baklava sonuç olarak Antep'in.
Değil mi? Çünkü şimdi baklava dediğiniz zaman ta Orta Asya'dan tutun işte saraya geldiğiniz zaman ta 1400'lü yıllarda bile baklava var. Hmm. Ben mesela Kırım'a gittiğim zaman Kırımlı baklavanın farklı bir çeşidini gördüm. Orta Asya'ya gittiğim zaman farklı bir çeşidini gördüm. Ama baklava dediğim gibi bizim Türklerin zaten özünde olan bir tatlı. Ama gün geçtikçe revize olmuş, kendi kendini geliştirmiş ki en son baklava yine hacca giden bu işi ilk yapanlardan bir tanesi Gaziantep'te bir aile. Gaziantep'te hacca giderken gelirken Halep ve Şam'dan gelirken baklavanın farklı bir tarzını görüyor. Görüp geldikten sonra Gaziantep'e bunu geliştiriyorlar ve bugünkü şu anki Gaziantep baklavası formatına geçiyor. Ha öyle oluyor. Evet ve daha önceden zaten fıstıklı değil. Gaziantep'te de fıstık çok olduğu için bunu değerlendiriyorlar ve fıstıklı baklava yapıyorlar. Gaziantep'in zaten en önemli özelliği baklavasının fıstıklı olmasıdır. Fıstıklı. Onlar da çok cevizli o zaman tercih edilmiyor değil mi Antep'te? Ya, eskiden de Gaziantep'te cevizli. Ama ha, fıstık çok bol olduğu için aslında biraz ondan sonra. Bir de baklava revize edildikten sonra hani çünkü şimdi eskiden baktığınız zaman baklavalar şeydi. Hani ben ona yetişmedim de anlatılanları söylüyorum size. Hani evde de baklava yaparlar ya kalın olur. Hı hı. Bir de işte şu an dersiniz ki işte bu 40 kat, 50 kat. Evet, öyle katlar var. Niye? Niye? Çünkü nişastayla açılıyor. Daha önceden nişasta bu kadar çok açılırken kullanılmıyor. Ha, anladım. Kullanılmadığı için de eğer siz nişasta kullanmazsanız açarken bu şey olur, kalın olur. Ama ne kadar nişasta kullanırsanız o kadar incelir hamur. Ve işte bu teknikleri birleştirerek her gün üstüne katarak Gaziantep baklavası bir yere geldi. Bugüne kadar hatta geldi. Geçenlerde onun bir tartışması vardı. Ben de ona neymiş, bir müdahil oldum. İşte baklava yeniden revize edilebilir mi? Yorumlanabilir mi? Ben de dedim ki ya baklava zaten artık bir nirvana. Yani baklavayla artık uğraşırsanız... Gelebileceği son noktaya gelmiş artık, evet, ne olacak ki baklavaya? Geleceği son noktaya gelmiş dedim. Artık bununla uğraşırsanız farklı bir şey ortaya çıkar. Baklava değildir dedim. Peki şu an en son dönemlerde böyle bir senedir falan popüler galiba soğuk baklava var. Şefim ne diyorsun soğuk baklava için? Ben çok sevdim. İyi yapan yerde çok sevdim. Güzel. Peki şimdi o baklava mı? O da... Ha? İnovasyon bir ürün. Baklava yani gerçek baklava değil o yani. Sütlü bir tatlı yiyormuşsun gibi aslında. Baklava hamurundan sütlü bir tatlı yiyormuşsun gibi. Üstünüzü çikolata tozu değil mi? Aynen. Ben bunu bayağı yedirdim. Hepsi birbirine şey oldu. Oldu mu? Aynen. Eline sağlık. Teşekkür ediyoruz sana. Afiyet olsun. Şimdi o zaman soğuk baklavayı sen kabul ettin mi? Şimdi baklava zaten baklava gibi kalmalı ama böyle mesela ben de sevdim soğuk baklavayı. Ama baklava yiyormuşum gibi gelmiyor. Sütlü tatlı gibi gene. Öyle yine de böyle yani bir ince şey tadı var ya baklava. O... Ama şefimin bence şeyleri var. Neyse öyle kalmalı bazı şeyler. Öyle mi? Yani şimdi geçenlerde yine bunun muhabbetini yaptık bir panelde. Modern Türk mutfağını konuşuyoruz. Ben de dedim ki ben modern Türk mutfağı diye bir şeye inanmıyorum. Çünkü modern dediğiniz zaman var olan bir şeyi yenileyip farklı yorumlar katarak onu sunmak anlamına geliyor. Eğer biz bunu yaparsak kendi öz mutfağımıza sahip çıkamayız. O zaman da o geleneksel yani kısmına çıkmış olursunuz. Yani bugün bir karnıyarık karnıyarıktır. Bir kuru fasulye kuru fasulyedir. Siz bunu yorumlarsanız bu farklı bir yere gider. Kendi reçetelerimize sahip çıkıp ürünleri kullanarak. Mesela ne? Nane. Bunu kullanalım. Bundan farklı bir şey yapalım. Mesela ben sumaktan sorbe yaptım. Sonra sumaktan sorbe yaptıktan sonra Michelin yıldızlı bir şef onun tatlısını yaptı. Yani sumağı çünkü bilmiyordu. Hmm. Sumağı yedikten sonra dedik ya yani bu çok enteresan bir ürün. Bana bundan gönderir misin dedi. Gönderdim. Kendisi de bunun tatlısını yaptı. Yani kendi ürünlerimizle, lokal ürünlerimizle inovasyonlar yapalım. Ama geçmişteki yemeklere de saygı duyalım. Onları da anladım, yaşayan yemekler haline getirip yapalım. Gelecek nesillere taşıyalım. Aslında doğru yani. Ürünlerden çeşitlendirelim. Farklı yemekler çıksın ama geleneksellerde kalsın. Bu yemeklerin hepsinin bir hikayesi var. Yani sonuçta bunlar da bir şekilde yapılmış. Türetilmiş yemekler. Bir katmaya çalışıyoruz mu diyorsun? Yani bunlar ne türetilmiş. Evet doğru. Biz de eğer dünya gastronomisiyle yarışmak istiyorsak biz de bir şeyler yapalım. Yeni şu bir şeyler üretelim. Sence kaçıncı sıradayız? Öyle bir sıralama var mı? En çok övüneceğimiz konu bence mutfağımız. Evet bence de yemek ya olarak İnanılmaz çok zenginiz ya. Çok zengin bir mutfağımız var. Gerçekten. Buraya da masa ediyor buradan. Sinirlendirmeyin beni. Bizim mutfağımız çok zengin. Böyle çocuklar vardır ya. Ama gerçekten öyle değil mi? Zenginiz yani. Tabii ki zengin. Ama işte biz bunun şeyini yapamıyoruz yani PR'ını, satışını yapamıyoruz.
Ha, biraz orada mı eksiğimiz var acaba? Eksiğimiz orada, bunun tanıtımını yapamıyoruz. Yani şimdi mesela bir İtalyan şefi getirdiğiniz zaman İtalyan şef ne yapıyor? İlk başta diyor ki bana şu markaları getirmelisin. Mutfağımda bu markalar olmalı, ürünler bu marka olmalı. Ve hakikaten o İtalya'ya ve İtalyan ürünlerini bir katma değer kazandırıyor. Kendisi orada bir tabii ki PR şey var ona tabii. Türk şeflerinin de yapması gereken şey bu. Kendi ürünlerimize katma değer kazandırmak. Doğru pazarlamamız lazım. Doğru pazarlamamız lazım aslında, değil mi? Doğru. Bir yandan helvamızı karıştırıyoruz efendim. Sohbete daldık ama tabii o da biraz emek istiyor. Bir yandan Tuğan'ı, bir yandan şefim. Ne kadar daha karıştıracağız? Daha biraz daha kavurmamız gerekiyor. Bunun vakti var. Evet. Şöyle bir hatırlatalım o zaman kısaca. İlk başta ne yapmıştık? Maş fasulyemizi yaptık. Ondan güzel bir maş çorbası yaptık. O aslında hazır. Birazcık böyle bir üzerine hafif yağ ve sos yapacağız. Onu bekliyoruz. Şivediz yaptık. Şivedizimiz de hazır. Onun da sadece sos kısmı kaldı. Şehriyeli bulgur pilavı yaptık. O da çok güzel demleniyor şu an. Son olarak da tatlımız var. Antep peynirli un helvası yapıyoruz. Şerbetini yaptık. Şimdi de helvayı kavuracağız. Yoruldun mu? Biraz karıştırayım mı? Yok, böyle iyi. Ha? Böyle iyi dedi ama ses gitti. Karıştırayım mı gerçekten? Evet, teşekkür ederim. Peki, sağ ol. Tamam. Ben vallahi, dolapta... Adamcağız yoruldu bugün dolapta gerçekten. Dolapta Antep peynirimiz var. Onu da alabilir miyim? Hemen mi? Peynir, tamam. Şöyle alalım. Özelliği ne Antep peynirinin? Yani daha mı tuzlu? Taze, daha yok. Tuzlu kullanmıyoruz. Bu taze Antep peyniri. Tuzsuz bunu kullanacağız. Tuzsuz olmaz. Antep peynirimiz yoksa şefim ne yapalım? Başka bir yağlı peynir kullanabilirsiniz. Ama tuzsuz. Tuzsuz. Olması önemli burada. Peynir çok sevdiğim için sen de hoşmerim demiştin değil mi? Annenler yapıyor. Anneler, babanlar mıydı? Baba tarafı. Baba tarafı. Hangi tarafa daha yatkınsın acaba? Anne tarafına. Anne tarafım Karadenizli. Karadeniz tarafına daha yatkın. Anneyle sözler, besteler. Ya evet. Var mı böyle bildiğimiz şarkılar seni yaptı? Ben kendim yaptıklarımı çıkartıyorum. Kendine mi çıkartıyorsun? Evet evet. Ama birisine annemi... versen? Veremem ya. Ay, hepsi çocuğum gibi durumum var ya gerçekten. Bu böyle çok klişe. Bunu da şey yapmak istemiyorum. Ama şimdi şefin yaptığı yemeği başkasına vermesin mi? Tatmasın mı? Ama bunu bir daha yapabilir. Ben aynı sözü, aynı hissiyatla bir daha nasıl yazayım? Ha, öyle bir şey var o zaman. Yani evet. Hiç öyle düşünmemiştim. Bak ama doğru geldi şu an. Sen kendi yaptığın, yazdığın sözü besteyi kendine saklamayı tercih ediyorsun. Kendini yorumlamak istiyorsun ya daha doğrusu. Evet. Çünkü böyle bir matematiksel bir şekilde yazmıyorum. Bir hisle yazıyorum onu. Böyle kalkıp da böyle kalbimi birinin eline vermek gibi geliyor bana. Ay Tuana, sen çok dramasın. Ağlatacaksın beni ya. Kalbini vermek istemiyoruz hiç kimseye. Sözlerini ver. Ne düşün? Mesela, ama atıyorum şöyle düşün. Şarkı mı, şu kişi okusun dediğin biri yok mu hiç? Hiç öyle düşünmedim, bilmiyorum. Ha. Yok galiba. Kendin okumayı tercih edersin. Evet, o yüzden böyle hepsini yavaş yavaş kendim yapıyorum. Bu da güzel, kendim o da bir tercih. Devam ettirirken. Başkasının şarkısını okumak hoşuna gidiyor mu? Evet, gidiyor. Yani ya, başkasınınkini okuyayım, ben kendime okuyayım. Yok, şimdiye kadar hiç kimsenin şarkısını alıp okumadım. Ha öyle mi? Evet, yani hep kendi şarkılarımı yapıp okudum ama başkalarının çıkan sevdiğim şarkılarını... Popüler olan, aynen, popüler günümüz olan, şarkılarından. Aynen. Söyleme hoşuma gidiyor yani. Şefim, hangi noktada peyniri ekliyoruz buraya? Onu da kaçırmayalım. Şimdi şerbetini verdikten sonra hemen peynirini ekliyorum. Karıştırıyorum. Önce şerbet. Kapağını kapatıyorum. O zaman önce şerbet olacak, sonra evet. Peynir. Bu arada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama birazcık böyle rengi dönmeye başladı. Rengi değişmeye başladı. Esas tabii burada biraz... Bak, yorulduğun zaman söyle şefim. Yok yok, yorulmadım. Hemen gayet iyiyim. Sonuçta sabah sporumuzu yaptık, geldik buraya çalışmıyor o yüzden. Pelin, inanma çok yorucu. Bak, omzum ağrıyor. Gerçekten. Günlük sporunu yaptım ama sadece sağ koldan. Sadece sağ tarafı. Aslında biraz iftara yakın mı hazırlamak lazım bu tatlıyı da? Çok aslında bekletmeden değil mi? Şey, yani içinde peynir olduğu için evet, un helvası olsa soğuk da seviyorum. Mesela sıcak pide ekmek ben çok severim. Çocukluğumun şeyi. Ay, bu. Ay, gözleri parladı şimdi. Gördün mü? Çocukken böyle sıcak tırnaklı ekmek, pide ekmekte annem şey yapardı rahmetli, un helvası yapardı ve ben onu soğuk çok severdim. Sıcak ekmeğin arasına sarıp onu yerdim. Ekmeğin içine helva mı koyup yiyordun? Tabii tabii. Gerçekten. Çok güzel olur. Aa, işte her şeyin, çocukluğun bir hikayesi var. Evet, böyle kim anlatmıştı hatırlamıyorum. İşte çocukken durumumuz iyi değildi, eve çok az çilek alırdık. Onu ekmeğin arasına koyup yerdim diye birisi söylemiş. Çileği de mi ekmeğin arasına? Şu an çok enteresan. Ben de şeyi çok severim mesela, Ramazan pidesinden pizza. Çok güzel oluyor. Aa, aynen. Ramazan pidesinden pizza. Bu arada helvamız bayağı bir renk aldı, evet, değil mi, döndü? Aldı.
Ne zaman ekliyoruz? Daha var galiba. Bunun tam bir şeyi var mı? Hani şöyle bir renk, biraz daha böyle bir ya çok fazla kahverengi çok fazla da yanmasını istemiyorum. Yani şu an bence yeterli, verebiliriz artık. Koyalım mı? Koyalım bence, verelim. Yardım lazım mı? Teşekkür ederim. Artık Pelin Hanım yardım etti. Artık hiçbir şey de istemiyor şefim, her şeyi kendi yapacak. Evet. Sesler geldi. Bayağı fokurcu yalnız, evet, farkında evet. Mısın? Fokur fokur. Altını kapatmıyorsun ama değil mi? Yok, altı şu an açık, kapatmadım. Evet. Bak nasıl, ha şimdi koyuyorsun peyniri. Evet. O sıcaklıkta o şimdi eriyecek. Bakayım. Kokusu geldi mi? Gelmez mi? Zaten şuradan biri geliyor ya kokusu. Evet, şeker gelmiş ah, işin içine. Evet ya. Bunda o zaman fıstık kullanmıyoruz. Değil mi? Buna fıstık... Yani her şeyde fıstık olmasın. Olmasın. Bence. Evet. Ben mesela bunu fıstıksız, benim daha çok ilgimi çekti. Nasıl bakar mısın? Böyle sünüyor resmen o peynir erirken. Yani şimdi helva da hakikaten bizim için çok önemli. Sarayda mesela helvacılar vardır. Özel helva yapan aşçılar vardır. Sadece herkes helvacılar yapamaz. Var. Helvacı başı. Ama evet. Baksana şimdi deminden beri adamcağız karıştırıyor. Hakikaten çok zor. Hiç kolay değil. Ne kadar küçük küçük doğrasak da o peynirin tabii bir erime süreci var. Orada hakikaten sabır istiyor. Ama işte lezzeti de ona göre oluyor. Çok iyi görünüyor şefim. Vallahi elinize kolunuza sağlık. Şefim istersen burada karıştıralım. Altını kapattın mı? Devam mı yanmaya? Yok, altı yanıyor, ha, devam tamam. ediyor. Yani hemen kapatmıyoruz değil mi? Böyle kısık Yok. Ateşte yanmaya devam kısık edecek ateşte, o. Kısık ateşte devam. Görüyorsunuz şu an tel tel oluyor. Peynir evet. eridikçe. Ben bunu denerim. Evde dener misin helvayı? Denerim. Yok, gerçekten. Helva zaten yapıyorum. Onun helvası falan çok güzel yaparım. Aynı bu tarifi denerim diyorsun. Aynen, bunu denerim. Böyle peynirli falan hiç... Ablan yesin. Ablan yesin. Katra Hanım, Katra Hanım. Şey dedin ya, tam onu orada sonrasında konuşamadık. Bir şey olduğunda plan bozulunca kavga etmemişsiniz. Aa evet, ne yapıyordu? Hiç. Kavga ile onunla asla bir şey çözemeyeceğimi biliyorum çünkü kavga etmiyor. Ay, kavga etmeyen insan da zor biliyor musun? Sen yani istediğin şu kadar zor. Sen biraz kavgacıysan, o kavga etmiyorsa sakinliğiyle adamı delirtebilir. Evet. Değil Benim mi? Gibi sakin yani. Evet, sakin. Evet, sen de çok sakinsin ya. Ve çok ya. Kriz zamanlarında şey sakin. Ama burçtan dolayı o. Ya bu ikizlerin sakinliği var, böyle bir deli eden sakinliği evet. mi var acaba? İnanılmaz. O yüzden mesela ne kadar küs kalabiliriz ki? Aynı yatakta yatıyoruz. Öf, ama kardeşsin deyip barışıyoruz ya. Yani. Ne kadar küs kalabilirsin kardeşinle? Evet, sadece şey diyorum, bir daha sakın bana böyle yapma deyip ağlıyorum. Sen benim gibi biraz duygusal. Aynen. Of, inanılmaz oldu bu arada helva. Gerçekten şu an kıvamı geldi. Eridi, eridi. Neredeyse eridi. Hiç bırakmadın karıştırmayı. Yani bunun da hakikaten zorluğu bu galiba. Yani işte emeksiz olmuyor bu işler. Emeksiz yemek olmaz. Evet, olmuyor. Derler. Evet, yeterli bu. Altını yeterli kapatıyorum. Mi? Tamam. Tamam. Artık bekleyecek. Biz de diğerlerinin servisini yapabiliriz bu sırada. Artık evet, her şeyimiz hazır. Geçebiliriz. Tamam, şunları kaldırıyorum şöyle. Nereden başlayalım? En baştan başlayalım mı? En çorbamız baştan başlayalım hazırdı. Çorbamızla. İlk başta onun bir şeyini yapalım. Üstünün yağını. Şunu alayım şuradan istersen. Olur. Şöyle biraz arkada dinlensin. Tabii. Bütün yemeklerimiz hazır. Yavaş yavaş finale doğru yaklaşıyoruz. Maş çorbamız vardı. Çorbamızı ilk başta yapmıştık. Neler koyduk şefim çorbamızın içine? Maş çorbasında maşımız var. Pirinç var içinde. Kuru soğan. Kuru sarımsak kullandım. Ayrıca pirinç var ve kuru biber var. Üstünde ise yine sade yağ, tarhanotu kullanıyoruz. Pul biber kullanacağız. Bir de karabiber ilave edeceğiz. Biraz o kadar. Karabiber. Evet. Yağını yakıp direkt üzerine Aynen. dökeceğiz. Ben çorbanın şeyini alayım. Hemen servis kabımızı hangisini istersin? Madem Antep yemekleri yapıyoruz, şöyle güzel tabaklarımızda Antep yöresine ait olsun. Çok seviyorum böyle bakır kapları. Ben çok de. Güzel değil mi? Özellikle yöresel yemeklere çok yakışıyor. Evet. Baksana bir de ağır da bir şey de böyle. Bir ağırlığı da var. Gene çok yakmıyoruz değil mi? Şöyle hemen bir tıkırlayacak. Yok, çok fazla değil. Tabakta hemen mı ısınınca. Yapıyorsun sosunu? Yoksa direkt bütün çorbaya karıştırır mısın? Öyle de olur, böyle de olur. Fark etmez. Ben sadece şu an tabağa alacağım bunu. Tamam. Tabakta tabii yağınızı koyduğunuz zaman görüntü olarak da daha güzel gözüküyor. Aklıma Türk filmi geldi şunu görünce. Ne geldi?
Hayat Sevince Güzel diye bir Türk filmi vardır ya. Orada bir tane huysuz teyze vardır. Bunda yemek gider. Her şeye burun çevirir. Biraz da patates olsaydı. Yalnız yine patates diyor. Başka yemek yokmuş. Tamam patates yapacağız sana ya. Tuzumu ilave etmemiştim. Tuzumu ilave ettim. Tuzu en son koyduk. Evet. Biraz karabiber. Sosumuz da hazır. Tamam. Bir kepçe alayım ben. Hem hangisine koyuyoruz? Pratik görünüyor bunlar ya. Bayağı evet, çok yemekler gibi. Zor gibi duruyor ama aslında değil. Of, bu da gerçekten çok besleyici oldu. Bak maş fasulyesi iyi. Biraz da o turunculaşmış kuru biber yumuşayınca değil mi? Evet. Bunu böyle atıyorum. Çocuklara içirmek isteseler blenderdan geçirsek o şey gider mi? Yok. Sıkıntı yok değil mi? Yok, çocuklar tarhaneli çorbaları çok sevmez ya genelde. Onları içirmek için blenderdan hepsini geçirip bence güzel bir besin hemen kaynağı olabilir. Sosunu da verelim. Hemen. Güzel oldu. Renk de katıyor hemen şu yağ. Evet. Değil mi? Evet ya, bu inanılmaz. Hep böyle bir son dokunuş, işin makyajı gibi geliyor. Bütün yemeği yapıyorsun, şu yağın kokusu evin evet. içine alıyor, böyle götürüyor. Efendim, sıcak. Tutamadım. Şefim tutamadım. Hemen bakır ısındı sıcaktan dolayı. Evet ama sen tabii şef ellerin olduğu için evet. ısıya dayanıklı elleri var. Annem çocukluğumdan beri şey der, elin böyle sıcakta çok yanıyorsa kaynanandan korkacaksın der. Tuana nerelere girdin? Finale doğru geliyoruz, beni şu an kaynana olayına soktu. Efendim gün ilk tarif hazır. Maş çorbası yaptık, şahane besleyici bir. Şu an hemen çeviriyorum konuyu. Maş çorbamız hazır. Şimdi günün ikinci tarifi vardı. Şiveydiz yapmıştık. Hemen onu da verelim. Hatırlatalım mı tekrar malzemelerini sosumuzu yaparken? Kuzu etimiz var. Yemeklik. Taze sarımsak, taze soğan, süzme yoğurt. İçinde nohut var. Ve terbiyesini yaparken bir tane yumurta kullandık. Hı hı. Üzerinde ise sade yağ ve nane kullanacağız. Sadece nane ve sade yağ. Evet. Sarımsak ve soğanları taze kullandık. Yeşillerini ayırdık. Sadece beyaz kısımlarını kullandık. Ve onları da önce sarımsağı attık, sonra soğanı değil mi? Aynen, tam, doğru. Tam tersi miydi yoksa? Yok. Önce sarımsak, sonra tamam. taze soğanı. Sonra, çünkü ikisinin pişirme derecesi farklı. Sarımsak biraz daha sert olduğu için taze sarımsak. İlk onu atıyoruz. Tuzunu vermemiştim ben. Tuzunu gene en son. Evet, tuzunu ilave ettim. Tuzunu hep en son atıyor şefim, gördün mü? Kesilmesin diye. Kesilmesin diye, yoksa kesilir. Of, bu da güzel oldu ya. Bu hakikaten. Bu ilaç. Şiveydiz hep böyle bir çorba gibi geliyor ama ana yemek. İçinde eti var, her şey var. Hiç şimdiye kadar karşıma çıkmamıştı. Ben ismini duydum ama yapmadım diye yani hiç yapılan bir yerde denk gelmedim diye hatırlıyorum. Yani içinde yoğurdu var, eti var, bakliyatı var. İnanılmaz zengin bir yemek. Çok güzel oldu. Altını kapattıktan sonra nanesini evet. koyduk, kuru nanesini. Yanmasın diye. Zaten hemen kokuyu hemen alıyorsunuz. Hemen geliyor. Böyle iyi nane bulduğunuz zaman hakikaten çok güzel renk veriyor zaten. Yeşil çok yakıştı buna, değil mi? Evet. Programın yangına körükle bölümü. Değil mi? Yangına körükle bu galiba. Odasınız. Karabiber. Kendimi güçlü hissetmiyorum. Güçlü kalamıyorum evet. artık. Beyaz çorbalara karabiber çok yakışıyor. Evet. Efendim, ikinci tarifimiz de hazır. Antep yöresine ait şahane bir ana yemek yaptık, şiveydiz. Şiveydiz yaptık. Sıra geldi. Sırada pilavımız var. Pilavımızı da servis pilavımızı edelim. Pilavımızı verelim. Şöyle bir karıştıracağız. Hangisini şuna tercih edersin? Benziyor zaten hepsi. Bunu şöyle yapalım. Şöyle bir koklayabilir miyim? Tabii. Şeyine bakacağım. Evet ya, bu hakikaten o usulleri de bir karıştırarak yaptı ya şef. Sade aile birlikte hakikaten güzel oldu. Baksana tel ya şu pilavı hangi yemeğin yanına koyarsanız koyun çok güzel olur. Mesela karnıyarık. Yap böyle bir pilav, mis gibi akşam yemeği. Karabiberini ilave etmemiştim. Şu an karabiberini ilave ediyorum. Ha ben şeyi görmedim. Neyi? Bunda böyle salça falan gibi bir şey koymadık. Yok hayır. Yok, sade sadece bu. Sadece yağıyla yaptık bunu, o kadar. Bunda salça yok. Hani öyle bulgurlu, salçalı bulgur pilavı gibi değil bu. Ben öyle daha çok seviyorum. Ben de şu şeyini çok beğendim. O şehriyesi ayrı kavruluyor ya evet. tereyağında. Evet, bulgur pilavımız da hazır. Şehriyeli bulgur pilavımız şehriyeli bulgur hazır. Şehriyeli bulgur pilavı. Tarifi onu da şöyle koyalım. Evet. Geldik helvaya. Geldik helvamıza. Dinlendin mi biraz? Tabii dinlendi. Onu da şöyle koyuyorum. Şimdi ben özür diliyorum. Şuradan iki tane kaşık alacağım. Sana hala eriyormuş gibi geliyor.
sıcağında hala devam ediyor, çalışıyor. Bunu şimdi o bir şey var değil mi? Kaşıklarla çekeceğim şimdi ben bunu. Bu da bir teknik. Şekilli mi? Şekil yapacak böyle kaşıkla şey yapıyorlar ya. Tam böyle o hani restoranlarda da böyle olur. Böyle verirler ya. Evet. Usulüne evet. Uygun. Ben bunu yapamam. Yok, sen basit. Yapabilir misin? Uğraşmam. Deneyebilir miyim? Deneyebilir miyim? Öğretmenim, öğretmenim. Hadi buyurun. Deneyim. Heves ettim şu an bir dakika. Becerebilecek misin? Bir tane daha yapsana. Görmedim değil mi? Ben az önce tamam, görmedim. Bakalım. Dur bakayım ben de. Bence sen de gel. Birer tane bir deneyelim. Ya, tamam. Şöyle koyacağım. Şöyle bir bakalım. Tamam. Birini aldım. Şöyle kaşık kadar alıyorum. Tamam. Sonra kaşığın içinde çeviriyorum bunu. Anladın bunun, mı? Bunun kalıbı yok mu hazırda kolayda böyle? Ama sen böyle olmaz ki her şeyin kalıbı işte. Hazırı. Katra böyle mi yapıyor? Evet. Hazırı da var bunun ama... Var mı artık çıktı mı onlar? Tamam. Birim öyle hadi deneyim bakayım. Tamam, deniyorum. Birim. Şöyle yaptım. Önce bir kaşık kadar alıyorum. Evet. Acaba şöyle mi? Yapabilecek mi? Tamam. Magazine gidecek. Belin onun, belin onun. Bir dakika dur. Bir dakika, bir saniye. Şöyle bakıyorum. Yapıyorum. Bak nasıl yapıyorum. Oh, heyecanlandınız sanki bir. Yok ya, heyecanlanmadım. Çok güzel yapıyorum. Nasıl şefim? Cevap güzel. Da veriyor. Biraz daha olalım ama. Tuğla konuşma ya. Şey öğrenciler gibi. Ama şimdi öyle yaramaz öğrenci gibi. Sizi, ben kötü yapayım diye yapıyorum. Kendisi yapacak şimdi. Bir dakika. Aynen. Siz yapamayın da. Tuğla karıştırma kafamı bir dakika. Yap. Vallahi programı terk ederim finalde. Şefim bir dakika. Telefonu yüzüm. Sen otur. Önce ben yapacağım. Hocam otursun. Öğretmenim. Otursun. Siz oturabilirsiniz. Yok. Otursun. Bir dakika. Bir dakika. Tam şöyle. Evet ya gıcık çocuk gibisin. Bir saniye. Şimdi hemen yapıyorum. Vallahi ter basıyorlar. Olmuyor ki. Olmuyor. Yapıyorum. Yapmadın mı şefim? Ben bulaşmıyorum. Ben bulaşmasam. Şu şeyi nasıl yapacağız? Biraz daha fazla alırsanız daha rahat olacak. Bende ki niye düşüyor? Gülme. Hocam, hadi tamam. Bence yapamayacak bu işi. Bırakıyorum bir dakika. Sıfırdan al. Benim yaptığımı almak hayır, yok. Hayır canım alır mıyım? Hayır. Senin yaptığın başarısız tamam. Zaten. Bir dakika. Sen şunu al. Allah'tan konuma saygın var. Yoksa dilimi bozuyorum. Bir dakika sen mi yapar mısın? Hadi bak bekliyorum. Şimdi mavi gözleriyle şu anda. Hadi bakıyorum şu an. Şimdi. Tamam. Bir hadi biraz havalı alacağım. Kusuruma bakmazsınız. Bir dakika. Bence yapacak. Ha? Yapacak. Yapacak değil mi? Şu an beceriksiz olan ben mi olacağım? Anlamadım. Yok estağfurullah ama. Bakayım. Ne yaptın onu öyle? Yapabilir mi acaba? Ha? Vallahi yani yaptı. Bir şey diyeceğim de bence şöyle bir de hatta düzleyeyim sizin ya. İçin. Evet, yaptı evet. Yaptı. İnanıyorum ben. Nasıl? Bundan daha güzeli... Yapa yapa küçülttü iyicene gördünüz ama bir şey diyeceğim ya. Tamam işte oldu. Bakın tamam, bir dakika. Bakalım. Oldu. Güzel, ha. Başarılısın. Bakın. Tamam. Tamam. Ha. Koyabilirsin tabağa. Şimdi yanına koyayım. Şefiminkinden ayırt edemeyeceksin. Bak. Güzel. Vallahi güzel başardı. Evet. Dur bir tane daha ben yapacağım ya. O yaptı ben niye yapamadım? Dur bir dakika. Hırs yaptım şu an. Şunu böyle kaşık kadar mı almak lazım? Az mı aldım ben demin? Azdı, evet. Bu iyi mi? İyi. Evet. Tamam, böyle yapıyorum. Sonra böyle. Şöyle, şöyle işten. Hı. Benden nereden? Düşürdüğünü i̇şten, taklit oradan. Et. Buradan, böyle. Yok, şunu çevirmiyorsunuz. Neyi çevirmiyor? Bir yerde bir şey var, bir yerde bir eksik var şu an. Evet. Şimdi ben bunu aldım. Tamam. Aldım. Alamadı da. Nazar değdirdim. Koca şefe nazar değdirdim ya. Kaşıkları büyüledim. Tamam. Şuradan içten şöyle çekiyorum. Ha, ben dıştan alıyorum. Şöyle. Bana bunu söylemediler. Evet. Kaşığın şekli geliyor. Buyurun. Niye geri bıraktın? Pelin her şeyde o kadar yeteneklisin ki varsın bunu bir da yapamayı bir tane de ver. Bir şey yapamayı vereyim canım. Vallahi. Ne yapayım? Tamam mı? Aldık tamam. Mı? Şimdi aldık. Şimdi böyle yapıyorum. Evet. Şunu ilk bir tutarsam. Bence oraya bakmayın. Ya ona bakarsanız yapamazsınız. Oldu. Tamam. İçten evet. İşte. İşte. Tamam. Yaptım. Tamam süper. Vallahi oldu. Evet. Kutluyorum sizi. Hakikaten oldu. Bir şey diyeceğim. Tamam onu artık koyabiliriz tamam, bence. Bu olmuş hali. Bak yaptım. Mis gibi oldu. Oldu mu? Evet. Oh ya bir şey diyeyim mi? Çok zormuş. Ya zor. Kavurmaktan daha zor şekil vermek. Valla. Allah'tan bunun aleti çıkmış artık. Dedim ya işte. Çok Zerda. Mantıklı. Ne uğraşacaksın evet, ki? Evet gerçekten zor şefim ya. Sen tabii artık bunları aştığın için. Günün son tarifinde yaptık. Antep peynirli un helvası hazır. Hazır. Güzel şeyler yaptık bugün. Eline konu evet, sağlık şefe. Hakikaten maç çorbası, şiveydiz, şehir yanı bulgur pilavı, helva. Bir de böyle çok her şeyli bir öğün gibi de oldu. Evet. İnşallah beğenirsiniz. Tuğhan'a çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sizinle de tanışmak çok güzeldi. Yorduk seni. Eğlendik, ettik, güldük. Çok güldüm.
Evet, değil mi? Çok çok eğlenceli. Bekliyoruz efendim. Şefim sana çok teşekkür ediyorum. Konuğuma da çok teşekkürler. Efendim biz yine aynı saatte burada olacağız. Akşama ne yapacağım diye derdiniz olmasın. Pelin Mutfağı'nda görüşmek üzere.